Ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları bitmiyor. Ev sahiplerinin talepleri de. Bir süredir kiracılar da memur olma şartı, kefil zorunluluğu arıyorlardı zaten. Kriterlere bir yenisi eklendi. Ev sahipleri şimdi de hanedeki iki kişinin de çalışan olmasını istiyor. Geliri düzenli olanlara ve tabii ki geliri yüksek olan insanlara vermeyi tercih ederim. Eğer eşi çok iyi geliri yoksa iki kişinin çalışması şart. Ev sahipleri artık kiracı seçerken daha seçici. Memur olsun, kefil getirsin istekleri zaten vardı. Ev sahiplerinin kiracılarda aradığı özellikler de değişti. En az hanede iki kişinin çalışmasını istiyorlar. Kiracı mısın kardeşim? Kirayı veriyorsun, arkanı dönüyorsun, aybaşı gelmiş. Zaten %25 kira zammı sınırı bitti. Üstüne bir de bu istekler kiracının işini daha da zorlaştırdı. İstekler çoğaldı. Ya da kiracının birinin çalışıp diğerinin emekli olması tercih ediliyor. Bir evde iki kişinin çalışması gerekiyor çünkü artık kiralar yükseldi. Yani kiraya vereceğimiz kişileri tartıyoruz. Kimseye de güven de olmaz. Ev sahibinin aradığı şartlardan biri de kiracının memur olması. Öyle ki bazı ilanlarda bile sadece memura kiralanır yazıyor. Biz de evet kiramızı zamanında ödüyoruz. Eşiniz memur mu? Hayır değil. Düzenli olarak kiramı ödüyorum. Emlakçılarsa... İki taraf da haklı. Birinin yatırdığı para orantısıyla, birinin de gelir orantısıyla. Gelir durumunu kanıtlamak için maaş bordrosu da şart koşuluyor.